Okay, das bist du, das bist du, ich bin dukun einen meinen, deinen. Balı gördün mü Arden balı? Yepyeni bir üçlü Rabbit Ligi videosu ile karşınızdayız. Bir hafta aranın ardından. Peki bir dakika, ben niye tek elle yaptım? Göster, kaldır şey, yana kaydır. Adam serumlu, adam serumlu. Beyler hasta hasta çekiyoruz. Çok da yani ben 3 gün önce hasta oldum. Hasta olmama rağmen işte Şampiyonlar Ligi finali vesaire onun çok bir sürü şeyleri vardı. İşleri güçleri vardı, Arden'in de vardı. O yüzden şey yapamadık, böyle dolu dolu. Yani yetiştirebilirdik ama hakikaten çok zor olacaktı. Aceleye gelecekti daha bir de. Daha sağlıklı bir şekilde, daha güçlü bir şekilde karşınızda olabilmek için bir iki gün dinlenelim istedik. Sizin de anlayışınıza sığınıyoruz. Ölüyorum lan, uyku uyuyamıyorum. Serumla ayakta kalıyorum. Yarın da varsa ben salıya kadar zaten çok 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 yoğunum hala. Sezonun son final şeyleri. Onun için sizden bir haftalık ara rica etmiştik. Alkışlıyorum abi. Alkışlıyorum. Adam yine de serumla geliyor bak. Yine de serumla geliyor. Arden olsa önce uyuyakalır. Böyle diyor, evet, böyle diyor, böyle dedi. Şey var, şeyime serum asıl lan, aydınlatma, ışığıma serum astı adam. Bütün ve bununla alakalı da sözler var. Işığına serum astıranların hayatı her zaman ışıkları açık olsun derler. Evet. Evet. Yalnız ben Onur abi ufaktan kınıyorum, arkadan kınıyorum. Niye? Kınıyorum da arkadan kınıyorum ne? Bir dakika, arkadan kınıyorum ne demek? Arkadan kınamak ne demek? Arkadan açık. Ya hafif kınamak. Hani çok değil. Arkadan kınamak. Hayır, uzaktan. Hayır, terbiyesizlik yapmak istedin ve onu bir yere kılıp hani böyle yalanlaş yapmak ve yakalandı. Ama neden kınadığımı söyleyeyim mi? Ama yakalandın şu an. Terbiyesizliğin yakalandı, onu söyleyeyim de. Evet. Çünkü çok alakası bir yerde söyledin. Tatlı aynen. Bir yerde söylesen biz de hi 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 falan hi 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 yapardık. Evet, aynen. Biraz aynen. Ekstra söyledim. Bodoslama bomboş. Terbiyesizlik yapıyorsun. Sen arkacı mısın? Yok. Bence bu arkacı. Bunda şey bu. Buna fark etmez. Arka ne ya? Ya bir terbiyesizlik dediniz ne? Buna fark ama etmez. Ben serumluyum oğlum. Benim kafam güzel. İstediğim şeyi söyleyebilirim. Doğru. Onur abi. Ha. Dedin ki şimdi Uğur abi serumla yayın yapıyor. Uğur abi evet. Adam burada serumla yayın yapıyor dedin. Arden olsa uyuyakalırdı dedin. Değil mi? Evet. Evet. Beraberken ben ne yaptım? Sen buradayken. Arden beraberken ben 8 yıl sonra İstanbul'a gelmişim. Ne yap? Serum yiyip yatacak mıydın içeride? Şu an boş konuştun yani. Vallahi ya Uğur abi savunsana beni ya. Beni savunman lazım şu an. Boş konuştun. Ben şey yapıyorum şu an. Serum story satıyorum. Aynı zamanda orada ben de serumluydum bu arada Arden'cim. Ya sen videoda sen yalandansın. Sen orada şey Arden serum aldı. Ben de 20 dakikalık serum alayım falan yaptın. Sanki bilmiyoruz. Ekstra yaptın. Serum çok gelmişken. Bu arada şey. Arden serumcuya şey korktu iğneden falan dedi Onur. Serumcu da dedi ki sen ne korktun? Evet ben zaten söyleyeyim. Benim iğne korkum zaten var da Arden'in şu an yalanını hatırlatacağım de, şimdi. Heh. Adam geldi doktor. Ben dedim ki Almanya'dan gelmeden önce birkaç gün dedim boğazım çok ağrıdı. Yeniden ağrım diye korkuyorum. Adam boğazıma baktı dedi ki şişmiş. Hmm. Sen dedi en iyisi garanti altına alalım demedim Arden. Hmm. Tamam. Yalancı. Tamam aynen. Seni gidip eczaneden ya ben serumlu yayına çıkmayı diyordum. Neyse bu konu şey. Bu arada Onur abi bana serum takarken ne yaptığını hatırlıyor musun Onur abi? Hatırlıyorum ben. Ne yaptı? Böyle adam serumu şey yapıyordu. Onur abi böyle yapıyor. Arden şu an giriyor. Arden şu an koluna serum giriyor. Arden girdi. Üstü Rabbit modu. Gerçi ya şimdi ben şunu fark ettim Arden. Onur'un üstü Rabbit çekmesi için bize ihtiyacı yok. Bir arkadaşımız yazmış burada zaten yorumlara. Mükemmel bir tespit. Doğru söylüyor. Adam tek başına üstü Rabbit çekebilir. Mesela şey deneyelim mi? Bir gün çeksene. Yani bu hafta sen cuma günü üstü Rabbit yayın ama tek başına. Bunu yapabilir misin? Bizim ya fotoğraflarımızı normalde koy. Ya yaparım normalde de izleyenler şey ben kendi kendime konuşacağım için ne duydum kendim duyduğum için sıkılırlar. Hayır hayır şey deneyelim. Zaten videonun başındayız. Sen mesela şey yap. Konsepti de biliyorsun. Biz şu an susuyoruz ve şöyle biraz bir üşüre bir deneme. Bir dakika dene mesela nasıl oluyor? Biz yok, biz yok, duruyoruz. Ay, denemiyorum. O bir dakika denedi zaten onu yaptı ki ben o yüzden diyorum. Bence tek başına bir üşüre bir çekti. Bir saat değil mi? Ayarlar mısın ya özür diliyorum. Bir son dakika ayarlıyorum. Şeyi var bu arada son dakika. Uğur'un mükemmel bilgilerine güvenerek kardeşim Emir Şahin'den Uğur'a bir soru gelmiş. Evet. Diyor ki abi bir ara denk gelirsen Uğur'a sorabilir misin? Türkiye'den neden Avrupa Ligi'ne hiçbir takım gidemiyor da 3 takım konferansa gidiyor. Ülke puanı meselesinde ondan daha iyi bilen yok. Kimse yok. Benim de kafam almadı bu matematiği. Bu arada vallahi ülke puanı profesörü. Biz normalde hep 10-11-12 oralarda takılıyorduk. Bu sene yani bir önceki sene 20. olduk. Bu herkesin patladığı sene var ya.
Evet. Sadece Galatasaray biraz iş yapmıştı. Ama bu sene 12.liğe çıktık. Gelecek sene düzelecek. Gelecek sene Avrupa Ligi'ne bir takım gidecek. İnşallah bu sene de takımlar iyi iş yapar. Çünkü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hepsi var. Adana Demirspor da geldi. Adana Demirspor da hayırlı olsun. Ümit ediyorum güzel bir kadro kurarlar Avrupa Ligi için. 4 takım başarılı olursa bir sonraki sezon belki Şampiyonlar Ligi'ne direkt bile takım verebiliriz. Yani çok ama şunu sorayım da değiliz. Şunu sormak istiyor. Ya diyor ki Şampiyonlar Ligi var. Sonra bir şey yok. Sonra bir şey, o nasıl oluyor diyor. Orası niye yok ya? Nasıl oluyor? Tam çöpüz oğlum işte 20.yiz yani. Normalde bizim seviyemizin çok çok altında bir yerde bitirdik bir önceki sezonu. Şey değil yani, geçen sene işte Başakşehir başarılı oldu, Sivas oldu ya. O senenin puanları bir sonraki sezona etki ediyor. Yani bizim çok kötü geçirdiğimiz sezonlar vardı. Yani 20.liğe göre sanılıyoruz bu sene. Tabii yani. Aynen 20. olduğumuz için bayağı bizim rezaleti, tarihimizin en dip noktasıydı. Neyse toparladık biraz, inşallah daha gerisi de gelir. İnşallah olur diyorum. Teşekkür ederim. Peki bir şey diyeceğim. Diyorum. Bu videoyu çektiğimiz dönemde belki belli olur mu? Olmaz, belli olmaz. Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olur sizce? Belli olma ihtimali var. Biz çektiğimizde ben Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın'dan biri olacağını düşünüyorum. Ama tabii şu an boş konuşuyoruz. O yüzden konuşmaya gerek yok. Ha, zaten. Belki haftaya bambaşka bir isim olacak. Ama şunu söyleyebilirim. Jorge Jesus'a çok... Ona göre kadro kurulmuştu. Şimdi şey gerekiyor yani, bu takımı bir temizlemek gerekiyor. Çok sayıda çok benzer oyuncu var. Nasıl olacak, nasıl bitecek hiç bilmiyorum. Zor yani. Hep Jorge Jesus kendi adamları var. İşte ne bileyim Gustavo Nikeler, Arao'lar falan. Normalde Fenerbahçe'nin almayacağı ama Jorge Jesus'un oyuncusu diye olan. Bakalım nasıl gelişecek. Sıkıntı. Ben bir şey söyleyeyim mi? Çok yakın bir arkadaşım var. Buradan kendisine selam. Ali Koç'un oğluyla çok samimi arkadaşlar. Ve bugün daha konuştum. Ali Koç'un oğluyla çok samimi arkadaşlar. Evet. Ali Koç'un oğlu kaç yaşında? 20 yaşında falan. Tamam. Bugün konuştum daha. Ve şu anda hoca aslında belli. Ben Onur'un sıktığına eminim şu an. Hayır. Hayır. Ben senin suratını anlarım. Sıkıyor şu an. İnanmayın buna. Nereden belli ya? Kimse bilmiyor. Kim? Hoca belli. Kim? Anlaşılmış. Bir hafta önce anlaşılmış hatta. Şu an ekletiliyor. Montella. Montella o zaman. Kim? Montella. Hayır. Söyleyeyim istiyorsanız. Söyle. Erol Bulut. Erol Bulut Crystal Palace'a gitti. Crystal Palace mı? Allah seni kahretmesin ya. Nereye gitti? Cardiff City'ye gitti. Ne Crystal Palace'ı ya? Ya işte C ile başlayan bir İngiliz takım. Boş ver. Ulan C ile başlıyordu. Başka ligde oğlum bu. Bambaşka. Hatta başka ülkede. Şey, Granada'ya falan gitti diyor. Yok ulan Ceyhan Belediyespor dedi. Ha böyle bir şey mi var? Göz oraya gitti. Ya ne bileyim abi. Cardiff'e gitmiş işte. Evet. Seneye bakalım hangi hocayla şampiyon olabileceğiz arkadaşlar. Onu da göreceğiz. Sergen gelirse olur belki. O zaman konseptimizi açıklayayım bari. Arkadaşlar mevzumuz şu. Fenerbahçe ile Premier Lig'de olacağız. Onu söyleyelim. Fenerbahçe ile Premier Lig'deyiz ve 7 tane ligin ikinci takımından oyuncu seçeceğiz. İkinci olan takımlardan oyuncu seçeceğiz. Bir takımdan maksimum 3 oyuncu seçme hakkımız var. Hangi takımlardan oyuncu seçeceğimizi de açıklayayım. Arsenal Premier Lig ikincisi. Lens Lig 1 ikincisi. Dortmund Bundesliga ikincisi. Lazio İtalya Serie A ikincisi, Real Madrid İspanya ikincisi, Porto Portekiz ikincisi ve Fenerbahçe Türkiye Ligi ikincisi. Buradan bu takımlardan üçer oyuncu seçme hakkımız olacak ve takımlarımızı kurup Fenerbahçe ile Premier Lig'de olacağız. Onu da söyleyelim, bir takımdan en fazla 3 oyuncu seçme hakkı var dedi ama her takımdan 3 tane oyuncu seçme zorunluluğu var burada arkadaşlar, onu söyleyeyim de. Aynen. Evet. İsteğimize bağlı. 7 takımdan 3'er oyuncu seçeceğiz yani. Böyle bir durum. Aynen. 21 oyuncu yani olacak. Diğer takımlardan kimi seçtiğimiz de önemli. Yani iyi oyuncu alacağız derken birden açıkta da kalabilirsin. Her şeye açık, her şey biraz enteresan bir rebuild. Güzel bir rebuild. Evet. Güzel bir rebuild. Güzel bir rebuild. Ve evet. Bugün bakalım kazanan kim olacak. İlk tercih Onur abi de 3. olduğu için. Bu arada sizden en az, bak en az 14.000 like bekliyorum. Sebep de şu. Hazır mısınız? Sebebi açıklıyorum. 14.000 like gelirse 10 kişiye birden FIFA 23 hediye edeceğim. 10 kişiye hediye edeceksen niye 10.000 like istemiyorsun? 14 kişiye hediye edeceksin. 14 kişiye hediye edersen 14.000 like tamam, yedersin. 14 kişiye FIFA 23 hediye ediyorum 14.000 like'a. Arden, saçını kestikten sonra biraz garip olmuşsun ya. Niye? Ne bileyim, bilmiyorum, böyle küt saçlı, bir garip, bilmiyorum, anlayamadım. Bir garip gözüküyorsun. Sanki bu sen değilsin gibi. Ben kestirmedim mi Arden bu sefer? Kadir Alkan'a kestirdim. Gayet de güzel oldu. Herkes beğeniyor. Onur abi sen niye beğenmedin? Demiyorum. Ben demedim ama bir garipsin yani. Böyle ben kötü dedim mi? Kötü bir şey peki dedim mi? Sen o zaman Türkiye'ye geldiğinde ben senin saçını bir daha şey yapayım. Şey diyeceğim. Onur hala mor şampuan kullanıyor musun? Yok, kullanmıyorum artık. Ah be.
Onu artık bir... zaten baksana abi bak. Az kalmış. Buralar falan filan artık taraf tamam. Sadece şurada son kestirdim. Artık bir kestirme sonra bitiyor zaten. Tam kuş gibi olmuş abi orada kalınca. O evet tam bu da en... Diğeri bu arada iyiydi. Full sarıyken iyiydi. Şimdi biraz daha böyle... O kuş ardında yiyecek. Evet. Punkçı gibi, eski punkçılar gibi yani özellikle yaptırmışsın gibi. Bir daha yapalım mı Onur abi sen gelince buraya? Yapalım Arden. Olmaz mı? Arden öder. Arden... Ya o gün bakalım, bu arada ne moralim bozulmuştu sonda ya. Çok beklediğimden çok daha fazla bir şey çıkmıştı. Çok moralim bozulmuştu o gün. Niye fiyat almadan gittin? Oğlum bir kere hiç senin... Ne bileyim... Sevgilin annem falan gitmiyor mu kuaföre? Kaç para olduğunu biliyor musun saç boyatmanın? Normal bir şey mi sence? Ya gidiyorlar da parasını ben ödemiyorum yani o yüzden bilmiyorum. Vay güzel güzel. Yani ucuz olmadı kesin. Merak annen etme. Senin evinin annenin evinde otur. Annen elektriği ödesin, suyu ödesin. Misafirlerini geldiği zaman yemeği annenden ye. Anneye yemek diye bağır. Annenin kuaförünü sen ödemiyorsun öyle mi? Ne bileyim bana hiç demedi ki Arden kuaförümü öde demedi ki. Demesi mi lazım lan? He? He sen annene ufakken altına anne altımı değiştir mi diyordun? Evet. O zaman konuşmayı mı biliyordun? Yo ben tuvaletimi yaptığımda anne konuşmayı siliyordum. Biliyor muydun oğlum daha yeni doğduğunda diyorum. Söylemem mi lazım? Kadın bir gün kadını al anne seni bir yere götüreceğim. Bu da benden diyemiyor musun? Dedim. Az önce demedim diyordun. Evet. Kuaförü demedim. Ya yani kuaförümü öde demedi bana hiç. Bir gün götür şerefsiz. Ya kuaföre ne götüreceğim ya? Kuaförünü ödesin. Kuaförü ben de orada bekleyeceğim bir de ya. Yemek yemeye götürürüm. Başka niye bir şey götürürüm. Niye bekliyorsun ya? Kuaförün parasını ne hissedeceksin ki anne? İstediğin kuaföre git. Anam benim sana feda olsun. Bittiği zaman da bana kaç paraysa öde ben sana bekleyen parasını vereceğim diyemiyor musun? Ben... Sen işte böyle bir evlatsın. Yo ben Mankör... zaten destek oluyorum anneme. Teşekkürler. Dedene dişlerini yaptır bedavaya. Annenin bedavaya evinde otur. Kuaför olduğumu ben ne ödeyeceğim? Yok. Sen var ya nankör bir evlatsın. Yok ben anneme destek oluyorum. Buradan anneme de selamlar. O da izliyor zaten videoları. Şu an üzülmüştür böyle dediğin için. Bence tam dersi sevinmişti. Birisi sonra doğruları söyledi diye. Ben ne yani. Düşünüyorum biliyor musunuz? Bence Onur kimi seçeceğini bilmediği için. Çünkü ekstra yapıyor. Ekstra şu anda şey yapıyor. Tarihin en kötü birinci sıra draftını yapmıştı. Evet. Tarihin en rezil en kepaze birinci sıra draftını yapmıştı. Benzema. Ne? Benzema. O zaman sıra bende. Ya ben dayanamayacağım. Yok dayanamam. Ben bunu yok dayanamam. Dayanamam. Sen geri zekasın. Yok biraz düşünüyorum. Yok dayanamam. Dayanamam. Yok. Ben çünkü kurt ayadır bu. Yok dayanamam. Aslında hadi farklı ya. Bir tercih daha doğru bir tercih. Ya ben biliyorum çok iyi biliyorum. Guerrero. Evet al geç. Ya ama yani bu kadar da açık etme ya beni ya. Allah Allah. Hadi. Guerrero'yu mu aldın? Hayır. Kurtuayı alacağım. Dayan dedim buna geçer dedim. Yapma üstümde yangınlar var. Evet az önce bana kimi seçeceğini bilmediği için bekletiyor diyen Uğur'u şu anda bekliyoruz. İstediğim kadar beklerim lan. Zaten uyurum. Ya sen demiyor muydun adam İşte serumlu? İstiririm. Power nap yaparım. Siz bekleyeceksiniz. İstediğimi yaparım. Power nap. Onur abi sen bugün de 3 revide gelmeden önce film izledin mi? Çok konuşamadık bu mevzuyu geçen. Yo filmin tam gerisini yaşadım. Film çektin ya. Aynen. Tam aynen. Uyumadan, tam gelmeden önce. Gelmeden önce olabilir evet. Ama şu an iyiyim yani. Bir relaxım. Allah Allah. Aynen. Tam gelmeden önce. Evet. Çok kritik çok. Çok buyurun. Kritik. Çok kritik. Evet. Uğur bayağı abi kritik diyor. Ben Gabriel Jesus diyorum Arsenal'den. Oo. Ve şimdi sıra Onur abi de. Sevgili arkadaşlar şimdi sıra bende. Ve ben ikinci tercihimi yapacağım. Borussia Dortmund'a Guerrero yolluyorum arkadaşlar ben. Tercihim de Arda'ya girsin. Arda sen niye Kurtuğa dedin? Ben dayanamam yüksek kaleci görünce. Okey. Das bist du. Das bist du. Ich bin du kun einen meinen. Deinen. Evet seç Arda. Ich bin du Vinicius Junior. Ben Mehdi Taremi diyorum Porto'da. Ya yapma ya. Evet güzel. Onur abi seçiyor. Immobile'ye kaldı. Alsın Immobile'yi de. Ben niye alıyorum ben tek forvetim zaten. Ben o zaman Saka diyorum ya. Bukayo Saka. Beklemiyorsunuz mu hamleyi? Tabii beklemezsiniz. Odegaard. Odegaard'ı alamazsın. Aldım bile. Real Madrid'den Valverde. Odegaard bana küfür ediyor. Ben orta sahamda Bellingham'ı alıyorum. Kim dedin? Bellingham. Bellingham mı? Bellingham. Ya. Bellingham. I need to Bellingham. Frühstücken Bellingham. Thomas Partey alıyorum. Ooh nice evet güzel seçim. Ben de alabilirdim bunu. Nice choose. Düşünüyor idim. Bro. Öyle bir şey düşünüyor idim.
Artık düşünmüyorum. Nice choose bro. Do you wanna fuck? Real Madrid Militao. Güzel tercih. Güzel tercih yaptın Uğur. Tebrik ediyorum. Güzel tercih. Uğur tebrikler. Güzel tercih bence. Bence de. Buyur Onur abi. Aa, sıra bende mi birazdan? Evet, sıra sende şu anda. Tamam Arden, biraz bekleyebilir misin? Teşekkürler. Şu an ah. Real Madrid'den Rüdiger. Alınmadı değil mi? Yok. Evet. Tamam. Alaba Real Madrid'den. Onur, sen Real Madrid'den kimleri aldın? Rüdiger ve Benzema. Benzema. Arden malı şey aldı değil mi? Borussia Dortmund'da şampiyonluğu kaçırtan adam aldı değil mi? Penaltı kaçıran. Hı hı. Evet. Atıyor oyunda. Sen gül. Update geldi yavrum. Gül sen. Update geldi. Sen gül. Real Madrid'den Tchouameni. Onur iki tane seçmiş. Ben üç tane seçseydi bırakacaktım. Mayonez'e bırakmıyordum. Tchouameni. Evet. Güzel tercihte bulundun. Böylece ben Real Madrid'imi tamamlamış oldum. Evet. Güzel tercihte bulundun. Ben sen tamamladın mı? Ben de tamamladım. Hayır. Courtois, Vinicius Junior ve Alaba aldım ben Real'den. Öyle mi? Sen kim aldın Uğur? Militao, Tchouameni, Valverde. Allah Allah. Eyvallah. Sıra bende o zaman değil mi? Hı. Yep. Yep. Milinkovic-Savic alındı mı? Alındı. Hatta aa falan dedin ya. Tepki verdin ya. O zaman ben şey yapıyorum ya. Lazio'dan. Lazio. Luis Alberto. Arsenal'den Saliba. Arsenal'den Martinelli. Gerçi alamazsın. Sen de beni üstünde. Ben Arsenal'den Rams değil. Dortmund'dan Kobel de yapabilirdin ama Dortmund'un mu bitti? Tamam. Dortmund'u bitirdi. Uğur önemli değil. Yani sen bir tık bir tane altı var senin için. Önemli değil. Kobel daha iyi. Ben Kobel'i yazdım bile kaleye. Şimdi o zaman Dortmund'dan Emre Can. Stoper olmadığı için yazık garibim ya. Niye? Şey yaptım işte Alaba, Saliba, Emre Can yaptım. Daha ne olsun? Abi işte stoper olmadığı için Emre Can'ı çekiyor. Bence iyi hat oldu. Yazık ya. Vallahi. Senin stoperinde şu an kimler var? Benim mi? Ha. Kimler yok ki? Rüdiger var başka. Tamam. Evet, iyiymiş. Delik. İyiymiş. Delik. Delik yok da iyiymiş. Nasıl yok? Delik Bayern'de oynuyor ya. Haa o zaman yok. Yani maşşak geçiyor ya, ne diyeyim ya. Sana ne ya, ister maşşak geçelim ister neyse. Evet. Kesin alacağım bir adam, bak şu an ekranda açık benim adam, kesin. Alacağım bir adam olamaz senin. Kesin, evet izliyoruz. Çünkü Dortmund'dan Julian Brandt'ı alıyorum. Tebrikler, sıra kimde? Sende abi. Ne oluyor sana, senin nasıl sende oluyor? Sende işte. Arsenal'da kimleri aldın nereden? Odegaard, Partey, Saliba. Ursen? Ben Martinelli ve Jesus'u aldım sadece. Ha, Gabriel alınmadı yani. Evet alınmadı. Güzel, oh be, iyi oldu. Stoperim yokmuş üçüncüsü. Evet ben burada Gabriel alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun takımımıza. Aa, tebrikler. Gabriel Batistuta. Buyurun. Evet. Ne oldu, ne oldu? Böyle kalırsın işte Gabriel. Çok oldun değil mi Gabriel alınca? Hı hı. Değil mi? Şaşırdım. Beklemiyordun değil mi hiç? Yok hiç beklemiyordum ya. İşte, bekleme işte ben. Benim özelliğim budur. Beklenmedik anlarda mı? Aynen. Sıra kimde şu anda? Ben de. Lens takımından Seko Fofana'yı alıyorum. Sıra sende mi Arden? Yeah. Tamam Arden. Şimdi sıra Uğur'da mı Arden? Bende mi? Hı hı. Ha, güzel. Uğur'da mı bende mi sorusuna cevabın güzel. Uğur abi de işte. Sıra Uğur'da mı bende mi diyorum hı diyor. Az önce seçtin. Evet. Ben Schlotterbeck'i alıyorum Dortmund'dan. Sıra kimde? Sende. Nasıl bende ya? Sende, ben aldım ya. Tamam, orada ben immobil diyorum. Ben immobil. Arden senin santrforuna kim kaldı? Ben Haller. Şey, Haller bir de Evanilson falan çekeceğim yanına. Herkesi bir Haller oluyor. Hatta Evanilson dedik artık. Evanilson çekeyim. Aslında çek Immobile'yi kimse almaz diye bekletiyordum. Onur abi tek santrforum var falan dedi. Bilerek yaptım bunu. Bir de çok da sevilmiyor diye bekletiyordum. Aldı. Bilerek yaptım bunu. Yani tutup Arden kendi şeyini riske edip verimini beni kalıcısız bırakabilir diye düşündüm. Ben yine Kobel'i alayım. Aldı. Bence, aslında etmeyecektim. Ben orada kanat alacaktım ama iyi oldu aldı. Hayatta yapmazdı bence de ama Arden yapsam mayak olurdu. Orada yapılabilir bir şeydi. Ben bunu yapabilirdim. O yüzden diyorum. Evet. Kalecisi 90. O kadar kesme ihtimali yok bence. Kobel çok iyi kalecimiz. Ama onu almasan, Kobel'i almasan şeyi alacaksın. Diogo Costa'yı alacaksın 82-87 yani. Çok da bir şey etkilemeyecekti. Çok da bir şey dediğin 4 overall ya. Yok sen kalecisiz oluyorsun başarılı. Senin takımlarında oluyor. Sıkıntı yok. Evet. Zayıf bırakamıyorsun değil mi? Vlachodimos gerçeğiyle yüzleştin. Evet yani o yüzden sana 80 üstü kaleci verince başarılı oluyorsun. O yüzden artık o topa girmiyorum. Hani Kobel'i alayım falan hiç aklıma bile gelmedi. Evet ben aslında burada ilginç bir tercihte bulunacağım ama bir yandan da korkmuyor değilim. Bu oyuncuyu gerçekten sevdiğim bir oyuncu. Ama bir yandan da korkuyorum yani. Gerçekten korkuyorum. Mesela bu Evanilson diye bir oyuncu var Porto'da. Hı-hı. Ben bunu bir kere almıştım 30 üstü atmıştı.
Ben aldım. Ben de aldım. Yok, aldım az önce aldım. Bir önceki tur. Ha bu sen değil mi? Hı-hı. Aa çok iyi oyuncu almışsın. Çok iyi oyuncu almışsın Cardo. 11 oynatacak. Vallahi çok iyi oyuncu almışsın Cardo. Estupilata bak gerçekten çok iyi oyuncu. O zaman benim ikinci seçeneğim Jorginho var aslında alınmadı Arsenal'de. Alınmadı. Evet ama burada kötü bir şey var. Overall 84 olduğu için benim orta sahamdaki Bellingham kesebilir diye korkuyorum. Bellingham'ı keser mi acaba? Bellingham 85 nasıl kesecek? Abi bu oyunu biliyorsun sen. Gerizekalı oyun olduğu için, mal olduğu için bu oyun. Tamam ben neyse yine de alayım ya. Jorginho. Buongiorno. Tebrik ediyorum öncelikle. Rica ederim. Ya Allah Allah evet. Diego Costa'yı alıyorum. Bir tanesinde oluyor galiba. Ben de Lance'dan Danton'u alıyorum. Yalnız Lance'dan Danton falan alamazsınız. Çünkü o alındı. Danton mu? Danton alamayız çünkü öyle biri yok. Danton aldım. Otavio'yu alıyorum ben. Porto'dan. Ne oldu Arda? Alamayacağını zannettin değil mi Otavio'yu? Alamayacağını sandım. Ben de Lance'dan Medina'yı alıyorum. Tamam ben de Lance'dan Openda'yı alıyorum. Fenerbahçe'den João Pedro. Lance'dan Samba'yı alıyorum. Samba, Muşambe. Üç kaleci yapayım dedim bugün ya. Ben de Fenerbahçe'den Ferdi. Güzel, şampiyon gibi finaline çıkarsın mesela. Güzel. Çok iyi ya, iyi düşündün. Dostum. Güzel düşünce. Beraber şeratıyla salay diyorum. Tebrik ediyorum. Tamam Lanslar bitti. Joa Mario'yu alıyorum. Ben de Lazio'dan Marusic'i alıyorum. Stefan Ağustos. Stefan Ağustos'u alıyorum. Buyur Arda. Lazio'dan Romagnoli'yi alıyorum. Romagnoli. Lazio'dan alınmadım ya. Lazio'dan Zaccagni'yi alıyorum ve Lazio'mu tamamlıyorum. Ben o zaman seçiyorum şu anda. Haberiniz olsun sizin de. Tamam mı arkadaşlar? Hı hı. Evet haberimiz var. Buyurun. Yeter ki seç mi diyorsunuz? Tamam. Lens takımında oynayan Leca isimli kaleci alıyorum. 36 yaşında. Vallahi tebrik etmekle beraber şu anda oyuncu seçimi yapmak üzere konuşmaya girdim. Ve açıkçası baktığım zaman yani buradaki oyuncular arasından bana en mantıklı tercih Lazio'dan Casale stoper. Aa çok iyi tercih ya. Tebrikler. Porto'dan Uribe. Lens takımından Pandor kaleci. Oha çok hızlıyız. 59 overall. Gerçekten öyle bir şey mi yaptın? Hayır ya bunu anlamıyorum şey alıyorum. Farines 71 overall. Tebrik ediyorum. Evet. Lazio takımından Cataldi adlı defansif orta saha oyuncusunu alıyorum. Allah Allah. Çok ilginç. Böylelikle Lazio bitti. Gerçekten mi? Ne kadar ilginç. Evet. O zaman sıra bende belki de. Sıra şu anda aslında Uğur abi de. Aa Uğur seçebilirsin istersen. Fenerbahçe'den Altay. Ben o zaman Crespo diyorum Fenerbahçe'den. Fenerbahçe'ye geldik demek ki. Ben Fenerbahçe'den Arda Güler demek istiyorum. Nasıl bu aklımıza gelmedi ya? Ne var Arda Güler? Tamam bir şey mi dedik? Nasıl aklımıza gelmedi? Kimi alıyorum biliyor musunuz? Hı. Bilmiyoruz. Fenerbahçe'den Rossi. Güzel. Güzel. Onur abi de istekrar. Evet arkadaşlar sıra bende. Ben şimdi sizinle beraber ilerleyeceğim Ardancığım. Tamam mı? Lens takımındayım. Fofana alındı mı? Alındı. Samba. Alındı. Openda. Alındı. Medina. Dansko. Frankowski. Frankowski alınmadı. Tamam Frankowski. Evet. Fenerbahçe'den Luan Perez. Lens'ten Abdülsamed'i alıyorum. Abdülsamed. Güzel tercih. Güzel tercih. Tamam. İyi tercih. Evet. Lazio'dan Marusic alındı mı? Alındı. Alındı. Lazzari? Alınmadı. Sağ bekime Lazzari. Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci. Arkadaşlar ben Porto'dan Samuel Portugal. Soyadı Portekiz olan ama Portekizli olmayan bu garip şahsı alıyorum. Yedek kaleci. Şimdi sıra bende mi? Evet. Evet. Arkadaşlar yani... Son tur bilmiyorum bir hata olabilir belki bilmiyorum ama anlayamadım çok yani bir şeyler eksik bende ama anlayamadım. Ne olmuş? Bilmiyorum ben anlayamadım bir şeyler eksik bende. Yani ben bir hata yaptım galiba anlayamadım nerede yaptığımı. Rodrigo'yu alıyorum ben. Rodri. Ne diyorsun lan? Kimden alıyorsun? Nereden Rodri alıyorsun? Real Madrid'den Rodri. Evet. Rodrigo'yu alıyor sağ kanat olan ya. Rodrigo. Real Madrid'den adam almamış mısın? Benzema Rudiger almıştım. Bana kalmıştı. Ha güzel. Tebrikler. O Arden'cim. Evet ben şu an Dortmund'dan bir kanat alacağım. Direkt sağ orta sağ olan Donyel Malen'i takıma katıyorum. Evet ben de uzun süredir bekletiyordum. Arsenal'den Ben White. Bu arada arkadaşlar Onur'da ufak bir gözden kaçan bir şey olmuş. Onur Arsenal'den 4 oyuncu almış. Son seçimi olan Jorginho'yu değiştirecek. Normalde bende bitiyor ama şimdi Onur Jorginho yerine kimden almadığını... Çözüp hangi takımdan eksik aldığını ona göre bir oyuncu tercihi yapacak. Evet. Porto'dan bir oyuncu alacağım arkadaşlar ve bununla beraber bitireceğim. Kimi alsam acaba? Şu anda çok gerçekten kararsız kaldım. Evet. Joao Mario alındı mı Beck? Alım. Ben aldım. Alındı, aldın. Ben aldım. Aldın mı? O zaman ben onu alamıyorum.
Ve onun için başka oyuncu seçeceğim. Evet seç abi. Ben ortalarımı sayayım sana. Arden de saysın ona göre seç. Vehdi Taremi bende, Uribe bende ve Portugal attı kaleci bende. Evan Nilsson bende, Diego Costa bende ve João Mario bende. Diego Costa bir de kesiyormuş Kurtuay'ı. Ağlarım bu arada. Çok üzülürüm. Evet yapacak bir şey yok arkadaşlar. Zaten sonuncu tercih olduğu için ben Gruzic'i alıyorum. Orta saha. Teşekkürler, iyi günler. O zaman evet. Kadroları tamamladık. Yapalım gelelim. Hemen gelelim. Şimdi arkadaşlar biz kadrolarımızı yapıp geleceğiz. Peki o sırada siz ne yapacaksınız? 14.000 beğeni atacaksınız. Bu adam da 14 tane fayda edecek. Aynen. Evet öyle. Arkadaşlar 14.000 beğeni atarsanız 14 tane fayda edecek. Siz de onları yapın, iyi günler. Guerrero cam oldu 89. Rodrigo sol açık oldu. İki gelişim planı mı? Bunları da kullandım. Benzema, of. Immobile, Santrafor, 7. João Pedro. Benzema, of. Of. Saka. Bak, stoperler Süle, Rüdiger, Gabriel. Bu Gabriel 84 olsa iyi. Ve Ramsdale. Gerçekten bence Premier Lig'de sezonu kalecisi olabilir. Mükemmel bir form grafiği. Yedeklerimde iki tane kaleci koydum. Hani oyuncu fazla girmesin diye. Bu oyunculara iyi girmesin. Atilla Salahi falan filan. João Pedro bilmem ne falan filan. Böyle bir kadrom var. Bugün takıma gerçekten güveniyorum. Teşekkürler, iyi günler. Teşekkürler, iyi günler. Vallahi Arden, önce Arden, en iyi kadro. İlk seçimin hakkını vermişsin, ilk seçmenin, onu söyleyelim. Yani diyecek. Ama güzel kadro. Kabul edeyim, güzel kadro. Ama Uğur'un da orta sahaları çok iyi. Ya şey yapabilirdim bu arada. Ekstrasını yani, söyleyeyim. Dediğin, seninkinden inanılmaz iyi değil yani. Onu söyleyeyim. Öyle bir şey de yok hatta, tam tersi. Bence tek hatası şey, Arsenal'den tercihini değiştirip Dortmund'dan bir oyuncudan vazgeçip Kobel alması lazımdı. Yapabilirdi. Bakıyorum. Süle. O zaman şey yapamazdı. O zaman Bellingham'dan vazgeçecek. Bellingham, Guerrero, Süle, Arden. Boş adam Bellingham yok bence de. Bugün beni belirleyecek olan kim biliyor musun? Immobile'in asist sayısı bak. Gol sayısı demiyorum, asist sayısı. Asist belirleyecek diyor ve o zaman Uğur abiye veriyoruz. Oha. Benim kadrom. Ben Jesus Taremi, Benzema gittiği için en iyi, en verim yapan. En iyi demeyeyim, overall olarak Immobile de var. Gerçi Arda onu da alamadı da. Jesus Taremi'ye gittim yani. Üçüncü seçen biri olarak en iyi ikinci forvet bende. Taremi de hayvan gibi verim yapan bir adam. Valverde, Minico biraz orta sahama güveniyorum açıkçası. Tchouameni ve Valverde gelişecek. Martinelli'ye gelişim planı verdim. O da artacak, 85-86 falan bitirir. Burada Brandt'a da sağ orta saha verdim. Aslında sağ orta sahası olduğu için eksi almayacağını düşünüyordum ama eksi bir almış. Sezonun ikinci yarısında onu şey görürüz. Sağ kanat görürüz. Burada tek hatam Brandt'ı ben şey diye düşündüm. Bir tur daha beklesem gider mi gibi. Ama Onur'un zaten sakası vardı, almazdı. Ben alabilirdim. Bir ihtimal, evet, o da risk olabilirdi. Ben White'a kaldım o yüzden. Schlotterbeck, Militao yani... İyi, bence en iyi stoper bende. Sende mi? Seninki kaç ki bu 89? Tek başına mi? Tek stoper olarak diyor, stoper attı değil. Tek stoper olarak mı? Militao bende, Militao burayı biraz kurtar, yoksa en zayıf stoper attı bende. Kalecim de iyi. Onun dışında da verim yapacak ya da işte üst tura çıkarsak bekleri atabileceğim, dörtlüye dönebileceğim bir sistem düşündüm. Danso'dan çok verim almıştım, memnundum. Hani birinin yerine oynarsa da çok da sıkıntı olmaz. Santrafor'da Openda, o da bence formda bir oyuncu. Genel olarak ben memnunum ya. Uğur şey kimdi ya? Ben son seçtiğim için benim biraz daha zayıf olmam normal. Ama Milinkovic-Savic mesela kritik bir oyuncuydu. Ben daha erken gidebileceğini düşünüyordum. Hata yaptığınızı düşünüyorum. Evet. Uğur, senin şey kimdi? Geçen bir tane sağ stoperim vardı. Çift tabanda oluyordu. Kimdi o ya? Danso buydu. Bu muydu? Evet. Vay 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 vay, tamam şimdi oldu. Bu manyak teki ya, bu çok iyi. Danso. Evet, Uğur'a şöyle bakıyorum. Uğur'un bence bugün en büyük avantajı kalecisi. Çok iyi bir kaleci aldı. Potansiyel bir kaleci aldı. Genelde iyi kalecilerle oynamaz Uğur. Bakalım, bilmiyorum. Jesus Taremi. Jesus bir aralar çok coşuyordu, sonra durdu. Bence... Ama Taremi her zaman coşuyor. Bilmiyorum. Jesus coşar. Orta sahası çok iyi Uğur abinin. Savic, Valverde, Tchouameni. Kendi orta sahama bakıyorum, o kadar değil. Uğur, onların üzerine gelip üçgene bassana bir. Orta sahaların. Yedekleri kim çıkıyor direkt? 77. Kesemez, kesmez. 81 belki. 83 keser mi? Yok, kesmez. Kesmez. Evet abi. Sağ açıkta kim? Brandt'ın yerine gelince kim oluyor Uğur? Kim çıkıyor? Rossi. Rossi kesebilir. 7 overall fark var. Nasıl kesecek ya? Mevkisi değil çünkü onun. Cam o. Kesebilir bu arada. Ama orta sahası var direkt. Sağ orta sahası var. Belli olmaz FIFA bu. Belli olmaz. Belli olmaz. Belli olmaz. Ha, keserse de Rossi ya, bir şey olmaz. Buyur Arder, sen sor. Eyvallah abi. Rossi'ye güvenir tam dede.
Şimdi kadrom böyle benim. Kalede Kurtua var. Üçlü defans hattı. Alaba, Saliba, Emrecan. Emrecan'a şimdi sizle beraber vereceğim stoper mevkisini. Evet. Orta sahada Parti, Fofana. Bu ikisi oynayacak. Bu Fofana bayağı bütün özellikleri yeşil olan adamlardan, böyle şey bir adam. Malen kim ya? Dortmund'daki Malen değil mi o? Evet, dur söyleyeceğim. Sağ kanalımda Malen var. Ona da SYK verdim. Artı 1 alacak SYK olduğu için. Vinicius Junior. Sol kanat. Odegaard'ımız var. Santifor'umuz biraz zayıf ama işte yapacak bir şey yok. Ya orada Benzema gitti. Ondan sonra Gabriel Jesus'a uyanamadım. O esnada ben ne yaptım? Benim zaten ilk tercihim Kurtua'ydı. Oh. Uğur abi, senin ilk tercihin Gabriel Jesus'tu değil mi? Hı-hı. İlk Gabriel Jesus'u aldı. Orada uyanamadım. Sonra Immobile'yi, sonra Taremi'yi almaz diye düşündüm. O da gitti. Immobile'yi bekletiyordum. Immobile'yi de Onur abi aldı ve ama dedi ya, içimden diyordum. Halleri aldıktan sonra dedim ki en kötü Immobile giderse Evanilson çekerim dedim. Bu da verim yapıyordu. Bakalım ne olacak. Lens çok formda. Hype'lı bir takım. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben bir şey fark ettim. Biz boşuna zaman kaybediyoruz bazen. Niye? Senin bence biz sana sunum yaptırmamıza bence gerek yok ki. Çünkü sen en kötü sunumu da yapsan senin takımın bir türlü balamadan herkes yeniyor zaten. 6 videodur şampiyon alamıyorum, videoyu kazanamıyorum. 6 videodur ve hala aynısı da. Ya bu şey gibi bir şey bu. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar diyorlar ya 6-8 sene. O sene, bu sene o sene falan değil mi? Bu onun gibi bir şey oldu yani. Bu sene o sene. Bu lig boşa oynanıyor abi. Fener'i şampiyon yapacaklar diyorlar. 10 yıldır şampiyon olamıyoruz. Evet, evet, yap bakalım şeylerini. Şöyle bu arada gelişimlerimi veriyorum. Ben evet. Yeni almış olduğum mantöötörümün kumandasıyla mantöötörümü kapatayım. Malen 2 overall arttı. Kumandasıyla kapatabiliyorum çünkü mantöötörümü. Şöyle basayım da kapatsın. Mantöötörü biri mi hediye etti abi? Niye mantöötöre vurgu yapıyorsun? Yo, ben aldım. Kimse hediye etmedi. Hani özel biri falan hediye etti falan. Hayır, kumandalı ya, o yüzden. Evet, kötü başla. Kötü başladık. İyi başlamadık. Atmamış abi, Wolverhampton atmamış. Kupada ilerliyor. Bakın ben orada kupada penaltılarda kayıp birazdan eleneceğim. İzleyin bak, tam orada. Ben kötü başladım ya. Arda'nın klasikleri bakın. Sırp maç geliyor ya. Yok, kötü başladım çok harbiden. Aha, Avrupa'da 6'da 6 yaptı. Bak bak Yener. Aa, ilk defa büyük takımı yenemedi. Kötü başladım. İlk defa büyük takımı başladım. Kötü başladın. Devam et Arda'nın, kötü başladın. Devam et Arda, aynen devam et. Kötü başladı. Güzel. Yeter kötü be. Başladı. Yeter ya. Kötü başladı. Kazanın biraz ya. Ha? Ne ya? Oh, güle güle. Kötü başladı. Akıllı olun biraz. Abi akıllı olun. Abi bak, bu üçte kazanıyorum. O etkili falan alacak. 3'te 3 gidiyor. Akıllı olun. Avrupa'da 3'te 3 gidiyor Uğur. Harika. Bir tane yenildi. Bakalım atmış mı? Atmamış. Bir tane yenildim Avrupa'da bu arada. İtsa. Güzel. Chelsea ile beraber kalıyor. Mükemmel gidiyor ya. Şu an bence uzak ara 5. Hadi. Sen Cardin. Hadi son maçları alın. Avrupa'da yenildin mi sen? Avrupa'da 15 yaptın. Son maçın. Ekstra puan alacaksın yenersen. Bir tane yenildim. Bir tane anladım yenildim. Anlatma oğlum sen, maçlar bitti ya. Öyle mi? Görmedim onu. Öyle mi? Görmedim. Ulan yapmayın, berabere bok gibi berabere kalıyoruz. Bayağı paramparça ama işte santriforu yok ki. Paramparça oldu ilk de. Evet Erden. Altıncıyız. Lider 44 puan, 10 puan fark var. Gerçi yakalar bu. Ya. Kapatılabilir. Yemin ediyorum bak, 9 maç kazanmış, 11 kazanamamış. Yine de çok şanslı ya. Aa, 20 maçta 9 galibiyete herif hala 10 puan farkı var. Çok şanslı. Çok berabere kalmışım, ondan olmuş. 2-3. Baksana City'ye bak. 12 kazanmış, 8 kazanamamış. City'ye bak. 8 kazanamamış. Evet. Liverpool nerede? Ha? 7. Bir de maç fazlası var. Arda ne yapıyor acaba ya en başlarda? Neyse. Evet, Karabağ Kupası'nda yokuz, burada elenmiştik. FA Kupası'nda zaten varız. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan birinci çıkıp Leipzig'le eşleşiyoruz. Bak ikinci çıksan Bayern Münih geliyor. Harbi. Aman 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 aman. Ya biz böyleyiz. Ligde kötüyüz. Demek ki bugün de kazanamayacağım ya. Bakalım ne olacak. Uğur abiye veriyorum. Evet arkadaşlar, şimdi biraz gözünüzün pası silinsin. Hızlı bilgisayar geldi. Uçan bilgisayar. Takvimde nasıl uçuyor izleyin şimdi. Evet ya, bu arada çok belli oluyor o fark ya. Millet yazıyor harbiden.
Bak şimdi bir bak. Bir de burada transfer açık şu an. Bak ben de bilgisayar değiştireceğim. Burada, transfer açık. Beraber. Hepsini kazandı hazırlık maçlarına. Çok kötü başladım ya. Çok kötü başladım. Aa! Çok kötü başladım ya. Aa! Çok kötü, aa! Çok kötü başladım ya. Çok kötü başladım ya. Oğlum 3 maç 1 puan lan ligde. Çok kötü başladım ya. Çok kötü başladım ya. Çok kötü başladım ya. Sen devam et sen. Harbiden mahvettin her şeyi ya. 6 attım lan ligde. 6 tane attım. Avrupa'da çıkamıyor. Avrupa'da çıkamıyor. Onur abi sen devam et, devam et, devam et. Çok kötü başladım ya. Çok kötü başladım ya. Çok kötü başladım ya. Aha. Çok kötü başladım ya. Peki şey, uçan kuşlar? Hayır Erdem bak şunu yenemezse Frankfurt yenemezse sus Erdem. Sus, orada sus. Sus. Çok kötü başladım ya. Çok güzel. Uçan kuşlar. 7 puan. Çıkamadım. Sonuç mu olabilirim? Ligde de ama ligde sonradan toparladı biraz. Çok kötü başladım ya. Bu yeni... Evet gibi oldu değil mi? Ligde evet. Toparladı. Yok. Dördüncü. Karabağ'da yokuz. Ligde üçüncüyüm. Toparladı. Abi böyle bir ama şey olamaz. Ama beşinciyim. Bende 48 puan. Elif de 33 puan. Bende 48 ya. Aynen öyle. %100 haklı. Arden. Ben anlayamıyorum. 4 puan ya bende. İlk olan bu. Çıkmışım. Real Madrid gelmedi. Çıkmışım olsun. 7 puanı. 8 puanmış lan. Aaa bana bak Marsilya. Ulan Sporting'le berabere kalsam lidermişim. Allah kahretsin ya. Frankfurt'la berabere kaldı ya. Frankfurt'ta yenilse 4. oluyor. 4. oluyor. Evet. Ya geri zekalı mısın? Son maçım Sporting'le zaten. Niye hayır. Frankfurt'la yenilim? Son maçta berabere kalsam liderim. Herifin bakış açısına bak. Tersten bakıyorum. Tamamını kaybetse çıkamıyordu abi. Ama Frankfurt'u yenemesen çıkamıyor musun? Ben evet. Zaten yenmişim. Berabere kaldım. Zaten o maçlar geçmiş. Son maça gelmişim. Herife bak zamanı kırıyor. Kendi istediği gibi olsun diye. Vur abi ölseydi bugün kazanamayacak. Ligin ilk maçında kaybetseydi. Vur abi trafik kazası geçse şu anda Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun Uğur'cum. Allah korusun. Birazdan zaten rahmet çakınca zaten. Evet. Neyse ben yine memnunum ya. Ligde de kötü değiliz o kadar. Onu duymadı ama. Duydu. Duymaz mı? Tamam devam et. Sen kendi şeyini yap. Ben şimdi evet arkadaşlar günün sonuncusu izleyelim. Bakın nasıl kaybediyor. Asla hazırlık maçı almaz. Onur abinin de en büyük özelliği budur. Evet almam. City deplasmanıyla başlıyoruz. Al. Çok galibiyet. Çok kötü başladı ya. Kazanmak. Çok kötü başladı ya. Kazanmak. Allah kahretsin kazanmak. Kazanıyor. Kazanmak. Kazanmak. Uçan kuşlar. Abi bugün niye hiçbir şey işlemiyor? Ben berbat başlamasam kazanmak. Martılar. Kazanmak. Martı. Kazanmak. Martı. Kazanmak. Martı. Kazanmak. Martı. Niye bir de geçtirdin Martı'yı ya? Geçmedim Martı. Geçmedim Martı lan. İç sahada Liverpool 2-1 kazanacağını düşünüyorum. İç sahada Liverpool çok güzel bir Sikento. Sen diyordun ya. Ya ne diyorsun oğlum? Ya sen dedin ya. Ne demek bir İtalyanca? İtalyanca tırtıl demek de Sikento değil o. Bak ya Kuma'da elendik ya. Güzel Avrupa'da ilerliyoruz. Lider çıkalım. United deplasmanda 1-1. Aynen biliyorum. Oha bu arada. Ya bu Onur Frankfurt, abi. 2-1. 2-0 güzel. Onur abi 1-1. Görüyorsun değil mi? Kendi kendine büyü attı orada. 1-1 dedi 1-1 oldu. 1-1. Güzel. Dalga geçiyor ya. Aferin çocuklar be. Ah. Grup hadi yenil. Grup liderliğini verdik. Yenil. Aha yenil. Ya susana. Kazanma. Son iki maç yenil. Kazanma. Yenil. Allah kahretmesin. Evet. Şöyle bir çıkıyoruz. Gerçekten iddialıyım. Ligde üçüncü olduğumu düşünüyorum. Üçüncüyüm 43 puanla. Bende 52 puan. Evet sende en iyimiz. Namalup bende. Bir de sende bir anda 5. olma potansiyelin var. Yani çok yakın puanlar. Abi böyle bir şey olamaz. 7 puan var 5. Böyle bir şey olamaz ya. Bence bayağı iyi gitmiş olmama rağmen. Yani bu 3. lük bence burada bana olmadı. 4. olma 50, potansiyeli var 4. 52-46. Emirates Kupası'ndaki eşleşmişiz. Nottingham Forest'la. Karabağ Kupası'nda elendik galiba. Evet kimi elendiğimizi hatırlayalım. Karabağ'da yok şu an.
Evet, Şampiyonlar Ligi'nde lider çıktığımı düşünüyorum. Salzburg'da eşleştim. Uğur da mı Salzburg'da eşleştim? Oha! Uğur abi Real Madrid'le, ben Leipzig'le eşleştim Onur abi. Leipzig. 13 puanla lider çıkıyorum. İlk lider çıkan benim galiba değil mi? Yok, ben de lider çıktım. Tamam, ben burada o zaman Salzburg maçına devam ediyorum istiyorsanız. Buyur, buyur. Tabii ki. İç sahada City'de kaybettik. Namalüptü zaten. Şu maçı kazanmam lazım hiç olmadı. Şampiyonluğu verdik. Kupadan da gittik. Aferin. Mükemmelsiniz çocuklar. Kupada da az maç yaptığımız için birimlerimiz de gitti. Bunu kazandık. Kazandık. Güzel. City namalüp olarak şampiyon olacağı için ben de. Arden de 35. olur genelde. Oğlum, ne her ya? Gün sindire sindire simine ediyor. Evet, devam ediyorum. Bak hızlandı ama şimdi bak sinlendi. Kazanmak. Yenildi. Kazanmak. Liverpool çaktı geçti. Ulan ya. Evet. Baba, ama Liverpool. Şuradan şu hareket bak. Şu hareket. Emir nasıl? Şahin'e selamlar Emir abiye. Evet, şöyle bir takımımıza bakalım. 70. Fener Salzburg'u en iyisi daha önce. 82 efendim. Fener Salzburg'u en iyi dönemde elemişti Maneli falan kadrosunu. Ben o maçta vardım. O maçta ben türbündeydim biliyor musun? Şeyde, Avusturya'da. Avusturya'daki maçta vardım. Rodrigo, Bellingham. Zahit abiyle mi gitmişsin abi? Bellingham. Oktay. Bellingham. Var ya hemşehrim. Bellingham, Rudiger Süle, Gabriel Jesus. Ve bu maçı kazanacağız. Hadi bakalım. Şeşko'dan 2 gol var. Şeşko. 4-1. Benzema, Otavio, Rodrigo. 8 şutlardan. Ya inanılmaz bir dominasyon. Diyecek hiçbir şey yok. Domination değil mi? Domination of the year. Domination nation. Evet. Evet arkadaşlar. 4-1. İkinci maça geçiyoruz. Güzel. Şey nasıl? Kazandı mı? Acaba. Yazsana. Kazandım. Kazandı mı? Acaba. Oh be. Ama Leeds United'da olmaz zaten. Şuradan. Abi mükemmelim ya. Evet, ikinci maç. 4-1. 2-1 Benzema Süle. Teşekkür ederim günler. Buyurun. Evet. O zaman ben yapayım. Arda kusura bakma ama benim yapım bu. Ben büyük takımlara karşı her zaman efendim? Çok yandım. I can't hear you. Come on lads. Aramızda şampiyonluk şansı olan tek kişi. Arden mi? Evet. Come on Mert. Normal ikinci yerine başladı. Abi Arden. Oh my god. Chelsea liderdi. Chelsea lider. Sen de Chelsea lider doğru. Güzel berabere. Newcastle güzel. 2 puanda da 2 maçta da puan aldı benden ya. Sana çok iyi oluyor. Deplasmanda United. Abi bu büyük takımları nasıl yeniyor Uğur ya? Ya yenemese de şansı var ki ben anlamıyorum ya. Vallahi büyük takımları yeniyor mu ya? City 42 puan falan nasıl oluyor böyle şeyler ya? Ben de anlamıyorum ama yeniyor abi büyük takımları bu. Yenmesi önemli değil abicim. Sen de City 90 puan alacak mesela. Evet. Leipzig maçı. Şampiyonlar Ligi'de her maç zordur. Hadi koçum sana bir çaksınlar. Beni Leipzig elemişti. 3-2. Balamada sıkıntılı. Geçmiş. Sıkıntılı. İkinci maça sıkıntılı gidiyoruz. Ne olursa olsun. Ya bu totem değil. Gerçekten söylüyorum yani. Leipzig terse yatıran bir takım. Nottingham Forest. Abi ligi de aldı biliyor musun? Uzak ara yaptı ligde. Ligi aldı. Uzak ara yaptı biliyor musun Uğur? Harbi uzak ara yaptı. Ardın uzak ara yaptı ligde. İnşallah abi ağzından bal damlıyor. Japon orta saha uzak ara. Hadi Erden sana bir çaksın. Burası abi. Çok önemli ya. Bu çok önemli. Hadi. Oh. Ay, Evan Nilsson'a bak ya. Bana bak ya. Evan Nilsson güzel. Her zaman söylemişimdir abi. Evan Nilsson iyi oyuncu diye söylemişimdir. Evet. Şimdi arkadaşlar burada Real Madrid'le eşleştim ama bir tane yani. Ben muhtemelen eleneceğimi düşünmekle birlikte. Şimdi Real Madrid'in 3 oyuncusu bende. Normale göre standartın biraz üstünde. O yüzden hani Real Madrid çekmek adına. Aslında doğru söylüyor ya o. Pardon. Bakalım Real Madrid transfer yapmış mı? Doğru söylüyor aslında ha. Bence eleyecek Real Madrid'i ya. Sanmıyorum da. Yenildi. Çok iyi. Yenildi. Onur abi aynı tonlamayı yapamadın. Aynısını yapman lazım. Dur. Yenildi. Güzel. Bak bekle. Bunu zaten yapmana gerek yok. Aa iki tane çaldı. Konuşarak araya girdi. Yenildi. Araya girdi ya. Araya bak, girmese ya. Araya girdi ondan kazandı. Enter'a basmadı bak. City'yi yendim lan arada. Ama araya girdi. Bir tane ligi aldım ama çok fazla ya. Ama konuştun neyse, abi. Neyse telafi ettim birini City'yle konuştu telafi. Konuştun abi. Kusura konuştun orada. Konuştu. Bence sayılmamız lazım. Evet bakıyoruz kimi almışlar. Camavinga, Modric, Kroos oynuyor. Kimseyi almamışlar. Alaba var. Rodrigo. Tamam sıkıntı yok. Yakaladık iyi. Ama yani Benzema, Courtois duruyor sonuçta. Evet 2-1. 2-0.
Gabriel'de clean sheet. Abi gerçekten böyle bir şans yok ya. Allah'ım ne olur bir mucize olsun şu ikinci maç. Avrupa'dan elendik, beraberlik. Yenildi. Arda bir şey söyleyeyim mi? Farklı rahmet alacak. Farklı yok ya, abi. Yok gerçekten olmaz. Al İzle. Ya. İzle. Güzel ya! Çıktı. Adam iki tane kliş. Aa 1-0 yenildi ya. Yenildi adam bir mi? Tane daha. Bir tane daha atsa var ya bir tane daha. Real Madrid'e eledi. Atletico'yu. Burada Napoli çıkmış, Milan çıkmış, Juventus çıkmış. Hadi Paris elenmişler, Bayern Münih var büyük. Hadi neyse belanın gitmiş. Belalım. Hayat ya bitti ya. Hayat bitti şu an. Real Madrid'e eledi adam. Geçmiş olsun. Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Tamam hadi belalısı. Bak şimdi Bayern geliyor. Bayern izle. Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Leipzig geldi. Abi yok. Tamam oynamayalım Arda. Valla Arda. Ya bu... abi Wolverhampton'la da berabere kalma yeter ya. Arda ne diyorsun? Ya bu nedir ya? Ben Şampiyonlar Ligi'ni alamazsam ben bitti. Arda ne diyorsun abicim? Ben gerideyim şeyde. Ya diyecek bir şey yok. Bize de ilk turda kolay rakip geldi. Onlar Real Madrid geldi de Real'i elemesi ekstra oldu. 2-2. Sen de orada haklısın. Herif 2 fırsattan 2 tane almış. Cesu bu arada bayağı beni götürüyor şu an. Evet abi. İkinci Avrupa maçta... Bu Leipzig senin önünü kesemezse ikinci maçta sen bu videoyu kazandın. Ben sana o kadar söylüyorum. Zaten evimde beraber kaldım. Muhtemelen eğleneceğim. Ya Arda'nın taktiklerini geçelim. Arda'nın taktikleri. Bu biraz bu taktik totem taktiği değil mi biraz? Tabii totem taktiği. Martinelli 87 gelişim planı vermiştim 87 olmuş. Enkunku atar bu maçta. Enkunku'nun golü var. 2-1 Taremi Brandt. Abi adamlar ya böyle bir şey olamaz ya. Çok ilerledi ya yarı finale gitti. O zaman biz bakalım biraz da. Burada da Inter penaltılarla çıkmış. Bayern Juventus oynuyor. Leverkusen Milan. Yani Bayern Juventus'a Bayern gelmezse yarı finalim de Inter ya da Milan olur gibi duruyor. Evet. Çok iyi evet gitti. Hadi oğlum iç sahada kazanalım. Adam herif Real Madrid eledi. Salzburg Sevilla ile yarı final yapıyor adam. Ya var ya. Avrupa Ligi be lan bu. Avrupa Ligi bu ya. Ya var ya. Böyle bir şey olamaz ya. Adam Real Madrid eledi son 16'da. Eleyebilir. Ne var? Yasak mı elemek? Elesin ne yapayım? Tebrikler. Al 2-0. Immobile'ye bak. İki tane. Bir de bir ekstrası var bu işin. Immobile'yi Uğur abi almıştı. Immobile hiç oynayamamıştı. Bir de böyle bir ekstrası var. Her aldım ben ikisini de rezaletti. Ya daha bana da sinir bozucu. Şey bak size bir şey söyleyeceğim. Ben kendimi tanıyorsam. Seviye buradan bana... Bak şimdi. Ya abi valla artık o kadar çok totem yapılıyor ki videolarda. Kimse totem gerçek ya, şeyini söylemiyor. Az önce bir tane şut çekmişler zaten. 5 şut çekmişler az önce bana. Totem yapma abi. Toteme yani toteme girme. Abi, zaten kovulacaksın. Oh eledim. Aa penaltı kaçırmışlar. Penaltı kaçırdı. Ne oldu Erden? Ne oldu Erden konuşuyordun? 2-0 yapıyorlarmış az kalsın. Doğru söylüyorsun. Ama sen totem yaptığını kabul et. Tatum yapmadım. Benim sağımda çok şut çekmişlerdi ondan korktum ben. Tatum yapmadım. Evet burada Porto geçmiş. Ya bu şaka mı ya? Bu ne lan? Porto ile eşleşecek ya. İnşallah. Devam edelim Adli bakalım. Seviye Porto ile şampiyonluk finaline çıkacak. Bakalım çıkabilecek miyiz? Dur ya dur ben yapacağım ben dur. Ay bir gün gidiyorum Bakayım, onu sonra görürüz ya ben yapacağım. İyi, ben ne ya? Napoli. Porto gelmedi ya. Ulan böyle bir şey. Ben çok şanssızım ya. Orada Porto Napoli geçen ben elemedi mi? Hem de Arden elemedi. Arden ikimiz de elemedi lan geçen. Uğur abi. Lan Napoli geçen ikimiz de elemedim Arda'n hem seni hem beni. Da eledi de. Yine 16'sına de... gideceksin Arda'n ya. Görece şey bir rakip. Görece sen söyle zayıf. Lan ne görecesi geçen ikimizi birden elemedim al. Burada. Onur abi al Real Madrid tamam. Geldi. Tamam ben bir şey diyorum. Bir dakika sen beni iyi susturdun dur. Kaybetti. Bak beni bayağı dur susturduğun için Uğur sen de hatırlatmıyorsun ki. Büyümü yapayım. Benzema, Kroos, Rodrigo, Valverde. Oraya Hazard'ı koyayım. Ay kafayı yiyeceğim. Hazard, Vinicius bunda diye. Kalecisi yok. Ama bak bir kere daha böyle kalecisiz gelmişti bana çakmıştı hatırlıyor musunuz? 2-1 kazandın ilk maçı. Devam et. İlk maçı 2-1 kazandın. Ya bu Real Madrid. Rodrigo'ya bak. Rodrigo Etrik. Benim oyuncum. Rodrigo. Buongiorno. Silemanto. Ardancı fark etmez. Deplasmanda 1-0 uzatmaya götürüyor. Kalecisiz Real Madrid'i yenemiyoruz ya. Ya Vinicius'unu alıyoruz. Rodrigo coşuyor. Böyle bir şey olamaz ya. Care about me. Rahat ol. Rahat ol çıktı. 1-0 uzatmaya götürüyorsun. Çok rahat çıktı.
Allah güle kahretsin güle ya. Yavrum, güle güle. Güle güle sana. Güle güle. Güle güle. Güle ya güle. Vinicius'unu aldım. Rodrigo'su coştu ya. Arden. Alaba'yı aldım. Arden. Kurtuğa'yı aldım. Vinicius'u aldım. Geldi beni eledi ya. Arden şimdi ne yapman gerektiğini biliyor musun? 31'e gidiyorum. Allah kahretsin ya. Saçma sapan yenildik, şurada elendik ya. Hadi yenin şunları bari, ligde şampiyon olalım. Kaybet. Ligde şampiyon onda olamayacağız. Kaybetti. Adamlar Şampiyonlar Ligi kazanacak ya. Kaybetti. Üçüncü olduk. Kaybetti. Yok, üçüncü olduk. Allah kahretsin ya. Ya of. Oh, nefesim o kadar etti. Nefesi yetmedi. Bu hoca nefesiyle gördün mü nereye getirdi? İyi kovulmadı ki, neyse de seninki de kaşar. 5'in direkt 10 puan aldın, tebrik ediyorum Arda. Arda'nın çok iyisin. 68 puan 29 averaj. Çok berabere kaldı salaklar ya. İyi gitseymiş alırmışsın ligi. İyi gitseymişsin ligi alırmışsın. Aslında çok düşük baraj yani. Finale kadar kaldık, olmadı. Karabağ'da yokuz. Şampiyonlar Ligi'ni Chelsea kazanmış. Real Madrid gol atamamış Chelsea'ye. Bana Rodrigo 4 tane gol attı 2 maçta. Chelsea'ye golü yok. 120 kaldı. Evet. Bence sevin burada. Rodrigo gol kralında daha devam edemedi. Belki sen gol kralı çıkardın belki. Abi ne yapayım, gol kralını artık bu noktadan sonra elemiş adam beni. Rodrigo 4 tane sokmuş bana. Ben Vinicius'u alıyorum, Rodrigo coşuyor ya. Vinicius 89 olmuş, gol atamadı maçlarda. Evet, gol kralım var mı canım, bakar mısın lütfen? Haaland. Haller 18. Herkese bir haller oluyor. Asıl yapan adam yok lan. Kurtu. Demek defansımız iyiymiş. Gol atamadı. Evet, Şampiyonlar Ligi. Bir. Ya Rodrigo sen ne... Küfür de edemiyorum, buralar kesilmiyor çünkü ya. Sen ne bir çocuksun ya. Ne anlatıyorsun ya? İlk 15'te adamın yok. Ne Rodrigo'sun lan? Ya ben Rodrigo 4 golü bana attı şerefsiz. Rodrigo 4 golü atamasa ilerleyemeyecekti ya. 4 10 golün 4'ü bana ya şerefsiz. Kimin oyuncusu? Benim. Ya gerçekten. Kenar. Arden ağlıyor. Arden zırlıyor. Gol 26. Haller'de. Asist Odegaard 13. Seni ben 2. turda aldım değil mi? Yazıklar olsun sana ya. 26 gol Haller. 3 asist Odegaard. Gol yenmeyen maçlardan bakarsa inşallah yanlışlıkla. 18. Kurto 18. Çok iyi almış Kurto yalnız. 18 Arda'nın aldı oradan. Almış da Allah kahretsin ya. Güzel. Aldım puan Arda'dan. O zaman bana ver. Kaybediyor. Kaybetti. Yo, ligde de iyi gitti. Arremi. Tarremi be. Abi, tarremi. Yaptı. Küfür ve kaybetmek. Abi herkes yendi yalnızlık ya. Küfür ve kaybetmek nasıl? Double yapayım dedim de. Burada yapman lazım asıl. Martinez attı ki Martinez. 3-1. Tarremi, Jesus. İlk iki turdu raftları. Jesus, Tarremi, Jesus. Balı gördün mü Arden, balı? Oğlum herife sol beki iki maçta da gol attı bana. Ne anlatıyorsun ya? İşte bak düşün ya, o kadar beceriksizler, sol bek atıyor golü. Evet, ver bunu Arden'cim. Finale mi çıktın Uğur sen? Evet. Finale kaldı, evet. İnşallah biz de Napoli'yi yenip biz de final görürüz. United. Evet, ligi Onur abi ligde gitti. Oldu. Tottenham. Of, çok iyi oldu. Hadi bakalım. Çekil oradan mouse. Napoli, Osimhen var mı? Var. Krava var mı? Var. Bütün oyuncuları var. Yeray, Meray, Kim Min-jae içinden geçerler. Kvara. Alamalı 2-1 kazanıyoruz ama adamlar benden daha fazla şut çekmişler. Kendi sahamdan da kesinlikle içimden geçecekler benim. Kesinlikle. Arden görüyor musun forvet hatlarını? Evet, forvet bugün çok etkili oldu yine ya. Evet, ikinci maç. Kovulmak. Ya kaybettiğim ilk maçtan sonra kovulacağım. Osimhen bir sakatlan, bir şey yap, oynama ya. Yes be! Finaldeyiz be. Finaldeki rakibimi görmek istiyorum. Zor takım kalmadı ki sen. Porto. Porto ilk maçı almış. Hadi inşallah. Porto ile final oynayacak. İnşallah. Daha belli değil. İlk maçı almış sadece. Sana bir şey değil mi? Benim kolay yollarımdan daha kolay bir yol evet, olabilir lan. Bugünkü. Arden ballarını geçen ilk kişisin. Evet, Porto. Geçti. Porto. Tarihin en kolay Şampiyonlar Ligi yolu diyebilir miyiz? 3 lira bitti. Ya bu ne ya? Yemin ediyorum bak, en zoru Sevilla falan ya. Arden gerçekten özür diliyorum. Bu senin çok ötene geçti. Evet, bu inanılmaz bir seviye bu iş yani. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gelmek üzere. Porto da final oynuyor ya. Evet. Ben Bayern Münih'de falan oynayacağım. Yedeklerde kimler var? 78'lik, 72, 82, 76. Üçlü defans oynayacağım ya. Korkmuyorum onlardan. Biz zahmet Porto ile oynuyoruz. Tarremi var ama onlarda. Tarremi. Aa, Tarremi var. Hadi be Tarremi. Hadi koçum be. Bugün bu maç alırsak Fenerbahçe ama Porto. Ama ya bu da çok abartı oldu be. Ya ballı olmak bir yere kadar da. Salzburg, Porto, Sevilla, Napoli ile herif şampiyonlar şampiyon oluyor. Bakıyorum. Adam.
Aferin. Ya abi böyle bir şey yok ya. Haydi Porto. Yürü be, yürü be. At onu. Vur lan. Vur. Bunu. Vur gol. Aa! Onur abi orada çok... Porto'dan da 3 adam aldı ama. Çok sadece güzel şaşırıyorsun. Sadece Porto değil. Eksik Porto. Aa! Ha, daha da saçma. Ya bu vur, Porto'dan... Vur. 3 adam gitmişken nasıl şampiyonlar finale çıkıyor abi? Hadi oğlum be. Yalnız abi adamlar iyi oynuyor. Geçemiyoruz abi adamlar. İyi oynuyorlar. Porto abi. Oha. Oha. Çok iyi be. Ulan Porto alsa şu maçı ya. Vur. Aa, gol. Gol. Galeno. Diogo Costa onu alacaktın sen. 4. 4. Lü. Hadi Saka. 4. At. Lü. Gol. 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 Rodrigo. Şerefsiz Rodrigo ya. Evet sevgili arkadaşlar, devre arasındayız şu anda ve gerçekten takıma güveniyorum. Devam diyorum. Devam ke. Devam ke mi? Top oynama. Geldi. Ay, geldi. Geldi. Dur. Aa. Çok iyi be. Yürü be. Rodrigo yürü. Offside. Offside nereden kullanıyor bunlar? Aha yedik. Vur. Yapıştır. Galeno. Şov yapıyor. Ya böyle bir bal olamaz. Allah beğenmez. Dörtlüye döneceksin. Bu iş bitti. Abi ne dörtlüsü dur. İnanılmaz bir şanslı bir takımmış bu ya. Ha böyle bal yok ya. Şey insana daha çok koyuyor değil mi? Kolay takıma yenilmek daha çok koyuyor. Ya yenilmek değil abi. Yani yenilsem sorun değil. Bu kadar çok gol kaçar mı ya? Porto'da finale gelmiş. Boş değil yani. Ya ne boş değil ya. Hiçbir şey yaptıkları yok ya. Yalnız Onur abinin takımı çok önde basmaya başladı ha. Çok iyi. Yürü be. Hadi. Ver vur. Vur lan. Vur. Gol. Gol attı lan. Son artı 3'te attı. Benzema. Uzatma ama teknik direktör dokunuşu yaptı. Ulan hadi. Ne maç oldu ya? Aha. João Pedro. João Pedro. Abi bu nedir ya? Abi gerçekten şaka herhalde bu. Ya şimdi 15 var da. Ya Porto ile oynuyor da. Ya bir de sürekli taktik yani değiştiriyor. Yani 10 saniyede gol atıyor abi. Hayır ben şeye tav oldum ya. Sürekli taktik değişiyor bak sürekli. Bak. Ama şu anda dörtlüğe dönüyorum çünkü hani şey vermek istiyorum. João Pedro attın golünü. Aferin çık şimdi. Daha yeni aldın adamı. Crespo, Süle. Sen adamı daha yeni almış da. Bek oynarsın. Bek. Tamam. Şimdi bir tane yersen görürsün. Ramsdale. Hocam bitir maçı bitir. Çok güzel bitti hocam. Daha bir yarı hocam, daha var abi. Lan. Eyvallah. Hocam bitir artık. Eyvallah. Eyvallah. Devam. Devam hocam. Bir tane yersen görürsün şimdi. Ne yapayım oğlum? Bitti bitti oğlum bitti. Aldı bitmedi, adam. Bitmedi. Damları oynamaya başladı. Porto iyi oynamaya başladı. Aha. Oh. Hata yaptı taktiğini oh. Değiştirerek ya. Çok iyi. Çok iyi. Ceza sahası bomboş. Vur. Gol. Aha. Benzema. Bir şey diyemiyorum. Hoca dokunuşu. Arlan bana bak. Bu tam gif yapılacak bir an şu an bu. Bir de Arlan bana bak. Ya oğlum bu gerçekten inanılmaz bir şey ya. 16 şut çekti. Belli ki. 16 şut abi. Ya ne seviye bir saçmalık ya. 90 artı 3'te falan attı abi adam. Ama abuk sabuk bir taktikle. João Pedro attı çıktı. João Pedro 5 dakika oynattı. Adamın kalecinin puanına bak. Bir de kendi kalecinin puanına bak. Kim ya daha iyi oynamış? O saçmalık ya. 16 şut çek. João Pedro ne yaptı biliyor musun Arden? Bak yükseldi kafayı vurdu böyle yaptı. Adele attı. Adele attı. Ha ondan çıktı. Güzel. Dokunuş var ya o dokunuş var ya her yerde pres verdim ya. O dokunuş. Sen orada vardı. Kazandın maçı. O hepsini ileri attın. Son 10 dakika kala gol attın. 10 dakika kalalık periyottan sonra yaptın yani işte. Neyse. Birlikte şampiyonluk gelsin be. Puan durumu. İkincilik. İkinci, ama olamazmışsın. Yuh. 96 puanladı. 10 almış abi ya. Yalnız var ya bir maç kaybetsem 3. olabiliyorum. Yani bizim aramızdaki ligi Onur alabilir. Dur yazayım şunları. 81-35. Ne yazık ki yarı finalde de hiçbir yerde yokuz. Karabağ Kupası'nda da zaten yoktuk. Yeniden göstereyim sizlere. Şampiyonlar Ligi şampiyon. Şampiyonu olduk. Burada finalde Porto. Daha öncesinde Napoli gibi dünya devi. Daha önce Sevilla. Avrupa Ligi'nin biliyorsunuz çakılı takımlarından. Burada oha Salzburg yani. Yani gerçekten çok zorlu bir yoldan geçmişim. Adam şu an bakalım Uğur abi ne yapacak o önemli. Ofis. Allah kahretsin ya. Ama Rodrigo 26 atmış lan Rodrigo. Bir golle kaçırmışsın. Burada kötüyüz. Önemli değil. Burada yokuz. 8. Şampiyonlar Ligi'nden bir şey çıkartırsam çok iyi olur. Benzema hadi be oğlum be. Kalede yokuz. 3 klişte yok bir de. Asistle double double. Asistle double double. 60 aldı. Gol kraldı. Güzelber Tuk Verero. Benzemez. Kim? Finalde de 2 tane salladı ha. Da na 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 nam. Aynen 2 tane sallama sallamıyor.
Neden biliyor musun? O mesela 90 artı 3'te atmasa hem krallığı alamayacak hem yani bir herif kendi kendine 150 puan aldı bir golle. Ama first pick'i ya diyecek yani şey. Şanslı olunca böyle oluyor ya yapacak. Herif abi bir saniye sonra falan bitirdi maçı. Porto bak topu pas attı herif geriye şey bitti maç bitti. Helal olsun ama. Çok Benzema bir de kötü o kadar iyi de oynamamış he. 18'de 8. Rodrigo'nun 40'ı var bu arada. En fazla gol 33 golde Rodrigo. En fazla asist Luis Alberto. Bekle. Bekliyorum. Şimdi söyle. Rodrigo toplam benim 40. Onu yazdım. Gol 33 Rodrigo. Asist 15 Luis Alberto. Kalecin kaç? Gollenmeyen maçta da bakıyorum. Tebrikler. Onur'un ciddi şanslı olduğunu düşünüyorum artık. Bu saatten sonra çok zor benim için ama ben de finalimi alıp yoluma bakmak durumundayım. Ben de yoluma vereyim. Vereyim. Arden eklemek. Vereyim. Arden hayallere dal. Benim şeyim burada Bayern'in falan gelmiş olması inşallah. Evet. Hadi Bayern be. Öbür rakip kim? Bayern'le kim oynuyor? Milan. Tamam ya ikisi de Onur abi artık zaten sana göre zor rakipler. Ne istiyorsun? Tabii. Bayern geldi. Ya Allah. İnanılmaz bir şey ya. Ben yener. Ligi de aldı ya, ligi de aldı. Yalnız ligi ooo lig şampiyonu. Dönüyorum ben burada. Bu çok önemli. Bu çok önemli nereden? Bakayım. Umar çok mu? Ooo Osimhen var. Kimmich, De Ligt, Upamecano. Güzel takım da iyi. 4'lüye dönülecek mi? Dönecek galiba bittik. Dönecek. Dönmedi. Ooo cesaret. Ve feraset. Sadaka. Yalnız Bayern Münih iyi başladı. Abi ne başladı? Arden baksana tek kale hemen tek kale yaptı Uğur. Bak, oha Uğur abi gol attı. Şov yaptı gördün mü? Tık 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 tık. Tamam bu maçın skoru en az 4-0 bak izle. Belli oldu o golde. Öyle mi diyorsun? Oğlum hemen belli oldu bak. Bak gidemiyor Bayern. Zaten bak maç başladığı anda anlıyorsun bak gidemiyor. Bak gördün mü nasıl gidemiyorlar? Ulan iyi geldiler ha bence bu arada. Baksana Uğur'un takımı uçuyor ya. Uğur abinin takımı bugün başka harbiden. Abi ne yapıyor o adam ya? 8 kişi falan geçiyor. Bayern Münih'i görüyor musun? Bayern'de iş yok abi ya da. Yok abi yok. Eski Uğur Bayern kalmamış. De. Nerede o eski Bayernler? Nerede o eski Bayernler? Kaçan gol gördün mü? Büyük olur. Kaçan gol büyük olur. Vur lan vur. Gol attı. Be. Sané attı abi. Ama Sané'nin de aslında futbolculuk kariyeri boyunca en büyük özelliği böyle golleri atmasıdır. Sané'nin zaten 3 yaşındayken Arden bir şey geçiriyor. Ufak bir kemik hastalığı geçiriyor. Böyle diyorlar ki bundan bir şey olmaz diyorlar. O da diyor ki babasına benden bir şey olmaz dedi. Baba gerçekten tedavilik bir adam ya. aha offside bu arada. Ne diyor sonra? Babasına diyor ki baba diyor bana niye öyle diyorlar dalga geçiyorlar diyor. Oğlum sende kemik eksikliği var diyor. Ama diyor ben diyor o kemik eksikliği başka yere... Yapmıştırdı golü gördün mü Brandt'ı? Orada çalım attı ha. Manyak çalım attı. Arda Güler gibi yaptı sağından sonundan falan geçti biliyor musun? Olacak iş değil şu an üzüldüm. Brandt'a bak be. Gol! Brandt! Asisti yapıyor. Abi. Herkesi geçiyor. Buraya Bayern Münih defans harbi mal ya. Oynuyor ne geçiyor Uğur oyuncular içinden. Abi demek ki Uğur abinin takımı iyi ya. Hızlandılar. Gerizekalılar. Oha offside mi offside yapıyorlar. Buraya şişiriyorsun gerizeka. Yanında boş adam var versene ya. Offside mi offside oluyor ya. Baksana oğlum bu nasıl bir top oynama ya. Uğur abinin takımı ekstra oynuyor baksana attı. Gol Martinelli. Ben sen ne dedin 5 demedin mi? Ya 4 dedim ya 5 dedim. İkisinden birini söyledim. İyi yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun. Ya çok gol atmasın da şampiyonluk gol kralı falan çıkartacak belli. Böyle bayağı bir oldu ya. Bak. Gol. Taremi. Adam donmaya başladı şimdi düzeldi. Abi böyle bir şey olamaz. Allah ben sana da Arden doğru söyle. İlk golde ne dedin? Dedin. Nereden bildin ya? Abi belli zaten. Şimdi sizin ikinizin arasındaki yarış çok kritik. Ben bir yandan puanları yazmak için notlarıma başvuracağım. Evet yani Uğur abinin puanları. Ben Atma Kerbaba'yı idarciydi. Ben tebrik ediyorum alkışlıyorum abi. Ben rakip de olsam alkışlarım kusura bakma. Vallahi... Evet Şampiyonlar Ligi'ni kazandı adam. Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaptık. Buna ilerlemeye gerek var mı ya? Zaten Şampiyonlar Ligi aldık da neyse gidelim. Şimdi. Oğuzaydı. İlerledi diye. Dördüncüyüm ben. Bak mesela burada bir fark var. İşte. Bir dakika yazıyorum. Bunun şu an Onur avantajı ciddi. Ben buradan 25 alıyorum. Onur 100 almıştı ikincilikten dolayı ve puan olarak da önde. 76. Abi 4 puanla gitmişiz ya. Vay be. Abi adam nasıl 4. ya? 6. olması lazım aslında. Emirates'te yokum diye hatırlıyorum. Yokum. Kabağda zaten yoktum. Şampiyonlar Ligi'nde de şöyle bir şey var. Ben Bayern'i, Inter'i, Leipzig ve Real Madrid'i eledim ama ben lider çıkamadım. Doğal olarak 25 puanda buradan fark yaratıyor Onur. Benim işim biraz krallıklara, bütün krallıkları almam lazım. Bireysellik de aramızdaki. Bir
Evet, Salah yine bende 29. Aferin Salah. Yalnız senin oyuncun nerede? Martinelli 19 atmış, güzel. Ya Salah. 8. Ya Harry bana çalışıyor sadece ya. Gakpo Salah. Bende bütün verimler inanılmaz bölünmüş. Bu benim çok dezavantajıma. 25-25-22. Martinelli'nin verimi 36. Benim verimim bu. En çok gol atan adam Jesus. Bir dakika. 25. Evet. En çok asist yapan Taremi 11. Abi çok bölünmüş ya. Kobel'de 10 clean sheet. Ya ben takımıma diyecek bir şeyim yok. Elimden geleni yaptım. Ben zaten 3. seçtiğim için benim için yani yapılabilecek şeyler belliydi. Ben Taremi'den de verim aldım. Jesus'tan da aldım. Martinelli'den de aldım. Yapabileceklerimi yaptım diye düşünüyorum. Şimdi bir VAR'a gidelim, hesaplamalarımızı yapalım, karşınıza çıkalım. Arkadaşlar, Onur'un vampir gözleri sabah 5.30 olduğu için kan kokusunu aldı. Birer birer dünya devlerini eleyerek Portekiz'den, Avusturya'dan, önemli İspanya'nın da İspanya 9.sunu eleyerek Şampiyonlar Ligi'ni aldı. Tebrik ediyorum. Şaka bir yana Onur'un ligi de benden daha iyi, verimleri de benden daha iyi. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde şanslı ama mesela finalde yenilseydi bile yine bir şansı olurdu çünkü 1126 puan aldı. Tabii verimleri falan etkilenebilir, ayrı mesele ama yine büyük ihtimalle benden kafa kafaya çıkacaktı. Çünkü benim ligim biraz daha geride olduğu için. Arden'i de tebrik ediyorum. Arden de 7're 1 üst üste şampiyonluktan uzak bir görüntü çiziyor. 7're 1'te kaç kere ikinci oldun Arden? 2 veya 3. Ne hayır diyorsun lan? Kazandı mı Arda? Ne itiraz ediyorsun? 2 veya 3. Antrenörler gibi şans. Bal dediğin için itiraz etti. Hoca dokunuşunu küçümsediniz orada. Ya sokarım hoca dokunuşunu. Infantino'ya para mı yedirdin? Ne yaptı? Bu ne hoca dokunuşu? Hoca dokunuşu. Hoca dokunuşu. Allah belanı versin. Benim Avrupa Ligi'm senden daha zor. Bana Avrupa Ligi'nde Manchester City geliyor. Doğru dedi. Ama ne yapıyor? Kaşınıyorum lan. Kaşındım. Kendini okşuyor. Bu herif iyice sapıttı. Arda Salah'ı gördün mü? Aşağıda. Bir de giymiş. Bu herif gerçek bir sapık. Gerçek bir manyak. Sapık mısın Onur abi? Kendine eliyor. Rahatsız etmeyin deyip göğüslerini okşayan bir adam bu. Abi şuram kaşındı abi, şuram. Neresi kaşındı? Uğur abi geçen gün voleyde yaptığımı anlatsana. Şampiyonlar Ligi finalinde. Ne yaptın lan? Oğlum ben serumluyum. Benim kafa yerinde değil. Lütfen ama. Hayır. Orada bir John Stones'un mu ne böyle burada kılları gözüküyordu şurada. Ha evet. Şöyle bir forma yırtıldı. Tamam bak Onur, bu gerçek bu arada. Forması yırtıldı, diyor ki burasına niye kıl yok? Ben dedim ki şu bölgede niye kıl olsun abicim, yandan yırtılmış. Durup dururken milletin çat memesini açtı. Küt diye açtı böyle. Bir memesi gözüküyor. Bir de diyor ki aa kıl yokmuş, tamam dedi. Berk Göl'e memesini gösterdi. Ama sen yine iyi niyetlisin. Sen iyi niyetli olduğun için öyle zannettin ama Arden'in bence orada hani göstereyim belki hani bir şey çıkar bana da. Bana yürürlü. Vallahi Hasan'la Berkgöl durup dururken Hasan, Berkgöl ve ben onu durup dururken Arden'in memesini gördük. Niye böyle bir şey yaşadık bilmiyorum. Hasan neyse de Berkgöl'ün rüyalarına girer. Yani biz sormadık böyle bir şeyi. Açıp bakıyor. Açıp durup dururken niye bakıyorsun bilmiyorum. Mevzu şu bu arada. Şey. Mevzu bak. Şu John Stones'un şurasında kıl vardı. Şurasında. John Stones değildi oğlum o ya. John Stones muydu? John Stones'du. Şurasında kıl vardı. Ben de merak ettim. Hatta şimdi açayım istiyorsanız. Abi sen garip bir çocuksun. Sen önce bir kere konuyu değiştirme. Sen 7'le 1'tir kazanamıyorsun. Niye evet. Kazanamıyorsun? Bunu mu açıkla? Ben de bilmiyorum. Üstümde bir kötü enerji var. Bugünlerde rebuild çekerken üstümde kötü enerjiler gidip geliyor. 2 veya 3 kere sadece ikinci oldum. Öbür hepsinde sonuncu oldum 7'le 1'din. Farkı biraz açıyorum açıyor diyordunuz 7'le 1'de önce. Ondan sonra Allah belamı verdi resmen. Estağfurullah kardeşim. Öyle şeyler söyleme. Estağfurullah kardeşim. Ve yeni lider Uğur abi, evet alkışlayalım. Onur abi ne yapıyor? Puan durumunu açıklıyorum. Puan durumu hemen açıkla. İkisi de taç tak. Ne oluyor lan? Niye Onur abi sen niye sen de bugün kazandın? Uğur abi 91 puanla lider oldu bu skorlarla. Ben 90 puanla ikinciyim ve Onur abi 87 puanla üçüncü. Bir daha söyler misin? Bir de benim kaç kez ikinci olduğumu söyler misin? Mesela bugün de Şampiyonlar Ligi'ni almama rağmen ikinci oldum abi... ya. 31 kere ikinci oldu. Puanı bir daha söyler misin? 90, 89, 87 mi? 91, 90, 87. Bir galibiyet lazım bana. Bir galibiyet lan. Senin hedefin Arden mi? Hedefte Arden mi var? Hayır, bir galibiyet daha alıyorum. Evet. Ve bu ikinci sezonumuzda bu ikinci defa aynı şey oluyor. Bir kere daha böyle çok yakınlaşmıştık. Herkes birbirine çok yakın olmuştu. Hatta birinci olan üçüncü olmuştu. Şimdi ben üçüncü olabilirim mesela haftaya. Yine oldu böyle şeyler. Evet. İkinci defa aldım. Ben bunu ne zaman taksam düşe geçiyorum. Yine de bir deneyeyim istedim. Ama gümüşü taktım. Altını takmadım. Öbürü çiftli taş takmıştım. Yine ikinci oldum. İkinciliklerle götürüyorum.
Benim kanalımda çarşamba günü yayınlanacak, bakalım neler olacak. Onur'u da tebrik ediyorum. Ciddi bir çıkış yakaladı. Ben bayağıdır böyleydim. Son zamanlarda şöyle oldum bak. Tebrikler. Evet. Yükselişe geçtin yani. Yükselişe geçtin. Yani. Tebrikler. Hakkındır. Luis Alberto, özellikle sana tebrik ediyorum. Luis Alberto çok işime yaradı. Tebrik ediyorum. Evet. Güzel bir videoydu. Diyecek bir şey o son yaptığı espriden sonra Onur abin. Ben artık kilitlendim kaldım. Hayda. Söyleyecek bir şey bulamadım. Sessizlik oldu az önce yani artık. Siz düşünün. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Bir hafta ara vermiştik. Tam gaz devam ediyoruz. Çarşamba günü Uğur abinin kanalındayız. Kendinize iyi bakın. Bir şey söyleyeceğim ama kapatmadan bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi arkadaşlar sizler mesela Üçlü Bitleri izliyorsunuz falan. Böyle bayağı seviyorsunuz. Allah'ım diyorsunuz ne kadar güzel. Bazen de zamanınız olmuyor diyorsunuz ya zamanım yok diyorsunuz böyle bir 30 saniyelik zamanım var. 30 saniyelik zamanınız olduğu zamanlarda Instagram'a girip onuronline34 yazarsanız burada bizim 3'lü bitlerin kısa videoları var arkadaşlar. 3'lü bitlerin kısa videoları onuronline34 yazarsanız onları da görürsünüz. Instagram onuronline34. Bay bay.